Bir başka sözünde mübarek şöyle buyuruyor. Akıl nefsin yuları. Başına takılırsa her türlü fenalıktan emin olur. Şimdi Allahü Teala bize Efendimizin hadislerinde zikrettiği bir büyük nimet verdi, akıl. Bu bir yular gibidir. Yular ne demektir? Atın ağzına takarsın, atı istediğin tarafa çevirirsin. Şayet aklımızı ilim ile kuvvetli bir dereceye getirebilirsek, o nefis atının başına o yuları takabiliriz. O nefsi istediğimiz tarafa sevk edebiliriz. Şimdi hepimiz burada gençiz. Gençlerin şu anda en büyük sıkıntısı nedir? Şehvettir. 70 bin kötü ahlakın bizim için en tehlikelisi. Haset demiyorum, kibir demiyorum, riya demiyorum. Bir genç için en tehlikelisi şehvettir. Yaş 40'ı geçtiği zaman bu değişir. Kibre döner. Ama 40'tan önceki bir adamın en kötü ahlakı, hayatını bitirecek ahlak şehvet imtihanıdır. Çok zor bir imtihanıdır. Allah bütün gençlere, hepimize bu hissiyatı, bu mamülü, bu kuvveti içimize vermiştir. Hocam, yok mu bunu yok etmenin bir yöntemi? Edemezsin. Kendini hadım etmen lazım, o da caiz değil. Caiz değil. Diyorsun ki Allah'ım sen bana böyle bir imtihan verdin ama ben kaldıramıyorum bunu. Kendimi hadım edeceğim. Yapamazsın. Kendinizi bile bile tehlikeye atmayınız diyen Kur'an bize cevaz vermiyor. Sen niye kendini tehlikeye atıyorsun? Yasak. Şimdi bu şehvi kuvveti ya yok edeceğiz ya da kontrol altına alacağız. Bir atın var, at huysuz. Bu atı ya öldüreceksin, kolay yola gideceksin ya da kontrol altına alacaksın, eğiteceksin, terbiye edeceksin. Bu nefis bir at gibidir. İnsanların çoğunluğu atı sırtına alır. Bize ne öğretti Allah dostları bu yolda? Atın üstüne binmeyi öğretti. Kardeşim, atı sırtına alınır mı? Atın üstüne binilir. Allah atı bunun için yarattı. Bu nefis de, bu kuvvetler de, içimizdeki bu imalat, imali kuvvetler de, öfke, hiddet, şehvet, gazap, kin, nefret, bunlar Allah'ın yarattığı kuvvetlerdir. Biz bunları yaşantımızda büyüttük, kuvvetlendirdik. Ve onlar bize tahakküm etmeye başladı. Tahakküm etmesinin alameti atın sırtımıza binmesi. Yükümüz bir türlü hafiflemiyor. Birisi bizi öfkelendiriyor, basıyoruz kalayı. Hanım bize sabah namazına kaldırıyor, dürtüyor. Hadi git oradan be diyor. Uğraşma benimle, işe gideceğim sabah. Kardeşim, Allah seni huzuruna bekliyor. Patronuna verdiğin değerin bir kısmını Allah'a ver be. İşe 10 dakika geç gitsen titriyorsun. Aman patrona ne cevap vereceğim diye. Ama Allah'ın huzuruna hiçbir gün gitmiyorsun. Hiçbir korkma yok. Bu nasıl bir iman? Bu nasıl bir zihniyet? İşte bu şehvet kuvvetini gençlerin Allah'ın istediği yönde kullanması lazım. Nedir o? Bu kuvvet bir şekilde vücuttan çıkacak. Ya şeytanın istediği şekilde çıkacak. Zina yoluna gideceğiz. İstimna yoluna gideceğiz. Ya da Allah'ın istediği şekilde çıkacak. Aşk yoluna gireceğiz. Tasavvuf yoluna gireceğiz. Allah'ın sevdiği bir dostuna muhabbet ve sevgi bağlı besleyeceğiz. Allah rızası için ona bağlanacağız. Allah rızası için o nasıl peygamberini sevdiyse biz de onu öyle seveceğiz. Sevgiyi Allah'ın sevdiği bir kula kullanacağız. Kim gibi? Züleyha'nın Yusuf'a duyduğu sevgi gibi. Züleyha şehvet aşkıyla Yusuf'a tutuldu. Yusuf Aleyhisselam'a. Fakat bu tutkunluğu, bu aşkı öyle bir boyuta geldi ki mecazi aşktan hakiki aşka vasıl oldu. Allah'ın mucizelerini gördükten sonra Yusuf Aleyhisselam'ın yüzüne baktı ve şöyle dedi. Ben senin aşkından bütün servetimi heba ettim. Yanıma yakınıma gelen ve senden bir haber verene binlerce altın verdim, hibe ettim. Aşkından yandım, yakıldım. Ağlamaktan gözlerim kör oldu. Ama ey Yusuf, artık en güzeli buldum. Sevilecek en güzel varlığı buldum. Sana da bu güzelliği vereni anladım artık. Onu çözdüm. En güzeli sevdiğim için artık benim için ikinci plandasın. Bir dervişin mürşidine olan sevgisi, Züleyha'nın Yusuf'a olan sevgisi gibidir.
Buna mecazi aşk denir. Orada kalırsa yolda kalmış demektir. Orada kalmayacak derviş. Mürşitten Resulullah'a atlamak zorundadır. Bana mürşidimin sevgisi yeter. Olmaz. O mürşit sana peygamberi tanıtmak için var. Atlayacaksın oradan. Kimisi 10 yılda atlar, kimisi 1 yılda atlar. Kimisi 100 yıl atlayamaz. Kaliteden kaliteye, dervişten dervişe fark vardır. Mübarek de bu ayetin şerhini çok yapardı ve derdi ki: "Kûnû me'as-sâdiqîn." Sadık olmak istiyorsan sadıklarla beraber ol. Bu yılları inşallah bu nefis denen asi zebranın at demiyorum. Zebra o. Asi. Vahşi. Bizi bir tarafa götürmek istemiyor. Bizi götürmek istediği tek yer ateş. Ama biz aptal değiliz ki kardeşim. Bir insan bile bile ateşe gider mi? Gitmemesi lazım. Bunun için ne yapacaksın? Aklı kullanacaksın. Bu aklı teçhiz edeceksin. Kuvvetlendireceksin. İlimle süsleyeceksin, donatacaksın. Ne kadar çok silaha sahipsen, ne kadar çok kurşuna yani ilme sahipsen, aklın, yolların o kadar kuvvetli olur. O zaman nefsi istediğin yöne çekersin. Bu budur. Bakın dünyanın haline. Kimin tekniği, kimin parası, kimin askeri gücü, kimin tankı, topu, tüfeği, kimin uçağı, teknolojisi daha fazlaysa onun borusu ötüyor. Dünyaya hüküm veriyor. Osmanlı zamanında bu nasıldı? Top, tüfek, asker, iman kuvveti, ölüme koşan bir ordu bizdeydi. Ne diyordu Osmanlı Sultanı Fransa kralına? Sizde bir dans manz bir şey çıkmış. Ya bu dansı, bu kadınla erkekli cinsi münasebeti, oynaşmayı ortadan kaldırın ya da ben oraya gelip kaldırmasını bilirim. Şimdi kendisinden uzak olan bir ülkeye bir emir veriyor, bir lider, bir devletin reisi. Yaptığın kötü bir şey diyor. Ya sen nasıl başkasının yapmış olduğu bir fiile karışırsın? İşte kuvvet olursa adamda her tarafa karışır. Borusu her tarafa çıkar. Güç var. İman kuvveti var. Teknik var. Sadece imanlı olmaz. Ben iman ettim deyip kuru kuru olmuyor. Teknik geliştirmiş. Bir ok atıyor, 2 kilometre menzili var. Adam teknik geliştirmiş. Kurşunun menzili 2 kilometre yok. Ama okun menzili 2 kilometre. Yapmış adam. Topu icat etti İstanbul'u fethetmek için Fatih. Tekniğin varsa güçlüsün demektir. İşte derviş için teknik nedir? Silah nedir? İlimdir. Yolumuzun kurucusu Behaeddin Nakşibend Hazretleri. Nereden aldı bu ilmi? Bu yolun inceliklerini kimden aldı? Abdülhalik Gücdüvani Hazretleri. O kimden aldı? Hazreti Hızır'dan aldı. Abdülhalik Gücdüvani Hazretleri rüyasında Behaeddin Nakşibend Hazretleri'ne bir şey söylüyor. Uzun bir nasihati var. Aradan bir kelimeyi cımbızlayayım. Diyor ki, ne zaman boş vaktin olursa tefsir, fıkıh ve hadis ilmiyle meşgul ol. Kuru, cahil, sofilerden olma. Kime söylüyor bunu? Behaeddin Nakşibend Hazretleri'ne. Çünkü ilimsiz sofi cahil adam demektir, kuru kalabalık demektir. Kuru kalabalık olmayın. İlim sahibi olun. İlim hayatımızı kurtarır. Parayı biz korumak zorundayız. Malımızı biz korumak zorundayız da ilim bizi korur. İşte bu tekniktir, bu silahtır.